Yeni bir günden, yeni bir vlogdan hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Yataktan kalktığım gibi hemen kendimi bir duş attım. Bir kendime geldim, yatakları toparladım. Şimdi kahvaltımı yapıyorum, evde tekim kızlar. Çayım demlendi, şöyle altını kapatayım. Kendime bir kahvaltılık yapıyorum. Normalde aslında tereyağlı, sarımsaklı, kaşar peynirli oluyor ama ben zeytinyağı kattım. Domatesleri alt üst kızarttım. Azıcık karabiber, kekik ben pek tercih etmediğim için katmadım. Şimdi eğer siz yapacaksanız hemen söyleyeyim, sahurda yapabilirsiniz. Tereyağını tavaya bırakın. Şöyle az bir şey tereyağı, sıvı yağ da katabilirsiniz. Domatesleri böyle dilimleyin, sarımsakları rendeleyin, böyle serpiştirin üzerine. Kekik serpin, azıcık tuzunu serpin, şöyle alt üst kızartın. Sonra yumurtasını, kaşar peynirini, azıcık kapağını kapatın. Kaşar peyniri eriyince hemen altını kapatırsınız. Çok lezzetli bir kahvaltılık oluyor. Bulaşık makinem de çalışıyor, çamaşır makinem de çalışıyor. Böyle normalde ben erken kalkacaktım, öyle söylemiştim. Ben size kalkamadım kız. Ay, kalkamadım. Bir de kapıyı dönmüşler işe giderken ikisi de. Ve ben bir baktım saat 10.30. Aslında ben bugün ıspanaklı yapacaktım, böyle kahvaltılık güzel bir şey. Dedim yok, hemen en basitinden şunu yapayım. Baklavayı böyle tabağa aldım, üzerine streç filmleyeceğim. Zeytinleri boşalttım kablarıma. Şimdi böyle ıspanaklarda iyice suyu süzüldü. Ben bunun yarısını poşete koyacağım, dondurucuya. Veya ikisini de mi koysam? İki poşet mi yapsam? Şöyle ıspanakları birazcık dondurucuya atmak istiyorum. Çünkü o geçen Yelda'da yaptığım yemek inanılmaz lezzetliydi kızlar. Çok güzeldi. Böyle yaptık. Şu kısımları hiç göstermeyeyim. Yıkılıyor. Dışarıda hava öyle bir güzel ki, eğer benim işim olmasaydı %100 dışarı çıkmıştım. Hadi bakalım, işler bitsin ama. Hadi. Sizlere de afiyet olsun, bana da afiyet olsun. Kızlar, bu bezlerim de geldi. Hatta geçen gelmişti, ben size göstermeyi unuttum mu? Veya dediğim videoda göstermeyi unuttum. Tam olarak hatırlamıyorum. Ben yokken Hüsnü'ye aldı. Linkini bırakmıştım, o hemen aldı. Sonra geldiğim gibi hemen bezleri getirdi zaten bana. Şöyle üçlü olarak geliyor. Dörtlüsü de var ama şu an baktım tükenmiş. Belki linkini koyduğumda tekrardan stoklarda olur. Şöyle renk seçenekleri, sarısı, pembesi, su yeşili, büyüklük olarak da şöyle göstereyim bez ne kadar büyük. Bayağı da kocaman bir bez. Bakın. Vallahi cam silmek, toz almak, her şey bununla çok kolay. Linkini bırakacağım canlar. Alanlar var. Güle güle kullanın. Sağlıkla kullanın. Gerçekten çok alan oldu benim linkten. Hepiniz güle güle kullanın. Memnuniyet, hele geri dönüşler, memnun olmaları beni daha da çok mutlu ediyor. Şöyle arkadaşlar, hadi şimdi işimize de başlayalım. Bir türlü başlayamadım.
Komşum Zehra'yla ayaküstü bir muhabbet yaptık. Onun da doğumuna bir ay var. Aysun diyor, görüyorum sana, seni diyor böyle. Sarp'tan konuştuk işte. Çok tatlı maşallah. Bir de şey, onun beşinci. Ay Allah kolaylık versin. Kız diyor var ya şimdi diyor, bana da diyor biraz zor gelecek. Belli bir yaştan sonra benim ağrıdı. Ah, böyle işte sohbet ettik. İkindi okunuyor. Hemen buranın havasını getireyim. Salona geçtim. Kızlar şimdi işlere kısa bir ara verdim. Mikail'i aradım. Ne kadar var dedim. Eve gelmeli dedim. Kaç saat var? Aysun dedi 2 saatten biraz fazla dedi. Ay o zaman tamam dedim. Hemen bir patates yemeği yapayım. Et de çıkarttım böyle azıcık içine doğradım. Şimdi patatesleri doğrayacağım. Etle soğan kavruluyor. Biber salçasını bir tane kaba boşaltayım. Salonun camlarını sildim. Şimdi sadece koltukları süpürüp silip yerler toz alacağım. Çıkacağım arkadaşlar. Mutfağı zaten yapmıştım ama mutfağın yerlerini yapamadım. Evin bayağı bir işini hallettim. Ütü de var, onu unutmayın. Evet, ütümüz de var. Ama çok az bir ütü. Ben yokken yapmışlar, sağ olsunlar. Ben de patatesleri işte soydum bir taraftan. Dedim yemek olayına girişeyim. Yani bu güzel havada evde temizlik yaparak geçirdim. Artık neyse, gitmesi de gerekiyor. Böyle git geller gerçekten canları sağ olsun yavrularımın. Beni çok yoruyor ama artık yapacak bir şey yok. Sürekli gideceğiz. Mecbur. Çocuk kreşi başlayana kadar Sarp'cığım arada sırada gideceğim. Babaannesi de gider evin barkını halleder, temizler, bir şeyler yapar. Öyle yaparız. Öyle onun için de çok iyi oluyor. Babaannesi bakıyor. Çok soruyorsunuz. Özelden ki bayağı soran var. Çok severim varmış kız. Vallahi o kadar yazıyorlar ki Yelda'ya da bir o kadar yazıyorlar. Çok özledim. Babaannesine hiçbir şey yapmamış. Gelmiş. Gittikleri gün sadece birazcık mızmızlanmış ama bir de kabızlık sorunu da var kuzumun. Neyse biraz rahatlamış. Affedersiniz. Şimdi babaanne dün konuştum. Yelda nasıl dedim hani ilk günleri falan. Abla dedi çok güzel durmuş. Çok güzel. Tabii babaanne benim gibi değil. Babaanne akşama kadar onunla oturup oyun oynuyor. Ben yemek yapıyorum. Ama çok seviyor babaannesini de. Babaannesi de aynı şekilde. Ben birazcık böyle ev işi de yapayım arada. Yemek de yapayım. Onu da yapayım. Bunu da yaparken aslında ben Yelda bana diyordu hiçbir şey yapma abla. Sadece Sarp'a bak ama benim yapım kızlar. Yapım işte maalesef. Başka birisinin evine gittiğim zaman da aynıyım ben. Öyle oturamam. Bir şey toplanırken kalkıp yardım ederim. Bir şeye el atarım. Tabii ki ev sahibiyle olan samimiyete de bağlı. Bazıları mesela pek istemez hani sağına soluna dokunulmasını. Onlara da saygı duyuyorum. Zaten öyle bir şey hissettiğim zaman yani bir şeye pek müdahale etmem. Şimdi ufacık bir şey değineceğim. YouTube kanalımda, ana sayfamda hani videolar, shorts, topluluk falan yazıyor ya. Orada shorts kısmında belki de düşüyor size bilmiyorum paylaştığım zaman. Orada ben tariflerimi paylaşıyorum. Yorumlar kısmına sabitliyorum. Bir de açıklama kısmı var ama yorumlar kısmı daha iyi. Direkt böyle görebilirsiniz. En üstte sabitli. Orada da beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Bir de Ramazan'a şurada azıcık bir zaman kaldı. Ben de videolarımı bundan sonra saat 19'da yayınlamayacağım. Aslında ya bir sahurdan sonra mı yayınlayayım diyorum ya da öğlene doğru mu yayınlayayım diyorum. Öyle iki saat arasında kaldım. Ama öğlene doğru yayınlasam aslında daha iyi. Siz de böyle yapmış olduğum yemeklerden. Hani burada birbirimize fikir alışverişi yaparız. Çünkü Ramazan'da en çok yemek kanalları, yemekler seyrediliyor. İnsanlar sürekli bakıyor. İşte ne yapsak iftara şudur budur. Öyle yapalım diyorum. Ne dersiniz? Ama ondan sonra Ramazan bittikten sonra yine aynı saate döneceğim ben. Yine aynı saatte Aysun Çetin saat 19'da yayında olacak ama Ramazan'da daha erken bir saatte yayınlayacağım. Hem de sizlere de fikir olur diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazarsanız da sevinirim. Şimdi hemen patates yemeğini de yapalım. Sonra salona girişelim. Şimdi salça birazcık kavrulsun. Bu kavrulurken patatesleri soymuştum. Hemen onları doğrayayım ben. Şöyle biber salçası da koydum içine. Şunları ben kaba boşaltacağım. Fırsatım olsa boşaltacağım da fırsatım yok.
diye atarız şimdi içine. Böyle salça kavrulduğu zaman da, bir de ben patates de kavuruyorum. Direkt hemen suyunu koymuyorum. Şöyle az da su. Böyle helimli helimli. Helimli bizim doğuda kullanırlar. Helimli olsun. Allah, kavanozları bile atmıyorum. Yazın hepsi altın değerinde. Temiz iş oldu. Ben önceden kettle kullanıyordum. Artık kullanmıyorum. Niye bilmiyorum. Aslında iyi oluyor. Hemen sıcak su elimin altında. Bu kadar su yeter. Pul biber almayı da unutmuşum. Bu kadarcık var. Valla ben böyle kaba döküyorum. Alması da kolay. Aslında bir pipet olsa da havasını alırdım içine. Bunu da hallettim, salona geçeyim hemen hiç oyalanmadan. Daha şimdi yayınlayacağım, yani bu değil. Bir önceki videonun daha hiçbir şeyini ayarlamadım. Şunları sonra geldiğim zaman yıkarım. Bulgur pişerken. Vallahi kızlar, sanki üstümden tır geçmiş gibi. Azıcık oturdum. Hem şu videomu ayarlayayım da başlığını falan koyayım. Başlıkları ayarladım. Hadi bakalım, bol izlenmelerim olsun inşallah. Atlamadan beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız da çok sevinirim. Arkadaşlar, kız vallahi videolarından sıkılmıyorsunuz değil mi izlerken? Çok merak ediyorum. Mesela böyle takipçilerimle bir araya geldiğimde direkt soruyorum. Sıkıldığınız bir yer var mı? Hani benden özellikle hani bu konulara ağırlık verseniz falan diye hep sorarım. Vallahi şu ana kadar yüz yüze geldiğim tüm takipçilerimin hepsi de çok hanım. Cidden sizlere selamlar, sevgiler yolluyorum kızlar. İnşallah sizlerle de tanışırız. Ay, bir koltuklar silinecek. İki camları silmişim. Şu koltukları sileyim, zaten temiz. Şöyle sabunlu su yapıp hemen üstünden alacağım. Sonra bir de boş bir su yaparım. Böyle hallederiz. Şunu ben fişe takayım. Çünkü burada oturup edit yaptığım için lazım oluyor. Şimdi koltukları silmeden salonu hallettim. Şöyle göstereyim. Antremiz pırıl pırıl oldu. Kapıyı da sildim. Ay, yarın kapılardayız. Onu artık böyle güzel leğene suyu doldururum. Ciflerim, sadece cif kullanıyorum. Başka da hiçbir şey sürmüyorum, domestos. Aslında var ya, Mikael diyor ki şu kapıları bir boyazsak ama. Yani Mikael söyler ama icraata gelince pek oralı olmuyor. Kurutma makinem çalışıyor. Banyomu temizledim. Şurada suyum var. Onu da şimdi dökeceğim arkadaşlar. Banyoyu da hallettik. Şu kurutma makinesinin dili olsa da konuşsa. Şunu alayım.
Onu birazdan ayarlarım. Şöyle dursun. Kaç dakikalık oldu bu video bilmiyorum ki. Kapatsam mı ki? Yatak odasını da hallettik. Battaniyeleri katlayacağım. Şimdi koyacağım, onları çırptım. Benim evin her odası büyük arkadaşlar. Evime bir misafir geldiğinde, yatalı misafir geldiğinde hiç sıkıntı yaşamıyorum. Zaten bir tane de yer döşeğim var. Bir şekilde böyle geniş geniş idare ediyoruz, rahat ediyoruz. 2+1 ama geniş bir ev. Kızlar, bu kısmı da hallettim. Paspasını yıkamıştım. Böyle temiz temiz serdim. Çocukların yatak odası da bitti. Aslında bu yatak odasını bu kadar geniş niye yapıyorsun, değil mi? Çocuk odası için bayağı geniş kızlar. Burası oturma odası, misafir odası. Yani o şeyde, büyüklükte. Bu evden aslında bir oda çıkardı ama çıkartmamışlar. Böyle 2+1. Kurutma makinem bitti. Ay, pilav yapacaktım da. Evet, şu açayım kapağını. Tamam, onu birazdan alırım. Seri bir şekilde sileyim. Şimdi Mikael gelir. Emre de gelir. Vallahi ikisi de böyle geldiği zaman ikisinin de eli ayağı titriyor. Teslimini şöyle göstereyim. Valla suyu falan güzel olmuş. Patatesler de güzel böyle pişmiş pamuk gibi. Şimdi tereyağı koydum. Sıvı yağ. Terşeri. Ay, telefon ayarlayamamış. Kablosu bulgur şeyi yıkadım. Onu da öteceğim. Geçen gün bir soru sordum Instagram'da. Bulgur yıkanır mı, yıkanmaz mı? Valla kızlar, ben yıkıyorum. Ama yıkamadan kullananlar da var. Şimdi bunlar bilemedim ki, ilaç olur, bir şey olur. Bulgur pilavını yaparken yıkıyorum, öyle diyeyim, ama kısırda yıkamıyorum. Siz yıkar mısınız, yıkamaz mısınız? Instagram'da çoğunluğu yıkıyoruz dedi. Şu tencereleri ben geri vermemişim. Allah razı olsun o satıcıdan. Beni böyle orada ikna etti. Gerçekten de dediği gibi. Fakat şöyle söyleyeceğim. Makineye atmadım. Hani makineye attım da nasıl... Korkuyorum daha doğrusu makineye atmaya. İçinizde bunları şöyle makineye atanlar var mı? Herhangi bir problem yaşadınız mı? Isıyı da böyle yüksek vermiyorum. Böyle kenarlarına şu olmasını. Zaten kullanma talimatını da öyle yazıyor. Kızlar, ayarladım suyunu, tuzunu. Şöyle kapatayım. Kaynayınca da yarım alır. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Emre, yoğurt çıkart anneciğim orada. Var yoğurt var. Dün aldım. Turşu da var. Hı? Yemeyeceğim ben. Şimdi size bir yemek nasıl tabağa konur onu göstereceğim. Kepçeyi alıyorsunuz. Tabağa yavaşça septirmeden sağa ama sola. Ama nasıl olmuş? Helimli olmuş değil mi? Evet. Sen seversin patates yemeği. Evet. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde. Ya saçmalama. Dünkü ruh halin nasıl Mikael'cim? Dünkü ruh halim aynı şeyler gibiydi, zombiler gibiydim. Evet, videoda bu şey edit yaparken fark ettim. Bugün biraz daha iyi. Bakayım az. Bak bakayım bana. Evet, maalesef gece çalıştığımız zaman böyle oluyor. O gün ve ertesi gün kendime gelemiyorum. Ben de vardiyalı çalışıyordum. Birazcık bence abartıyorsun. Hadi de dünya alışmadı. Ben çıkartayım azıcık böyle. Akşam yemeğimiz bu şekilde ama güzel bir menü. Bulgur pilavı, patates yemeği. Değil mi çocuklar? Evet. Memnun musunuz halinize? Çok. Niye öyle kafa sal? Bir kere baklavaları yedim. Dua edin. Hani rejim? He? Rejim nerede?
Şimdi işimi bitirdim. Şu radyomu kapatayım. Radyoyu açtım. Öyle mutfağı temizledim. Öyle daha iyi oluyor. Daha böyle performansım yükseliyor mutfağı temizlerken. Ocağı sildim kızlar. Yemekleri hemen böyle tencereme boşalttım. Pilavı buna, patates de bunu. Bu tavanın kapağı olmadığı için böyle koydum, tatlı tava. Şimdi birer bir kahve içelim eşimle. Hem de videonun kapanışını yapayım. Kendim de azıcık dinleneyim. Şöyle affedersiniz ayaklarımı uzatıp güzelce editimi yapmaya çalışayım. İnşallah uyuyakalmam. Aşırı da bir üstümde bir ağırlık var. Tencereleri ben makineye atmıyorum. Aynen böyle içlerini falan hep cif şey yaptım, terledim ama dış kısmını falan sürmedim. Şu çelikleri elden geçirdim. Bir de ben şu tepsiyi hiç epeydir kullanmıyordum. Onu da çıkarttım, yıkadım. Çay yok. Kahve yapıyoruz bu akşam böyle. Yarın sabah kalktığım gibi güzel bir kahvaltımı yaparım. Sonra şu pimapen kapıyı silerim, ciflerim, yerleri falan hallederim. Ütü işim var, kapı işim var. Onları da bitiririz inşallah. Bugün bayağı bir işlendik, yaptık. Güle güle kirletelim. Ramazan'a temiz girelim. Zaten oruçluyken öyle iş falan da yapılmıyor. Güzel yemekler yaparız inşallah. Böyle ben de bakıyorum yemek sayfalarına. Böyle hoşuma giden bir şey olduğu zaman hemen kaydediyorum. Şimdi kahve yapalım. Hadi bakalım. Kendime bugün telefonu bir kere mi çevirdim? Herhalde bir kere çevirdim herhalde. Şöyle. Yalnız ben bunda 3 fincanlık yapıyorum. Çünkü fincanlar büyük olduğu için. Su var mı? Yeter herhalde. Ah, kız ben fişe takmadan düğmeye basıyorum ya. Ay. Bunlar hep yorgunlukta. Kafa da dolu. Kafa dolu olunca böyle oluyor. Gülebilirsiniz. Gülün. Ben de güleceğim. Sen şöyle gel bakayım. Şu kablo toparlayıcıyı bir alsam var ise de göstereceğim. Şöyle arkadaşlarımdan da alan olsa aslında kargoyu bedavaya getiririm de. Kimse almaz ki. Benim de birlik olun alalım hep birlikte. Şöyle 3. Bu da hemen çalışıyor. Şuralar hep gürültü fışkırıyor. Kahve fışkırıyor. Bir hoş makine da. Şimdi Aysun arkadaşınız kaçar. Yarın görüşmek üzere. Kaldığımız yerden devam ederiz. Canlarım benim. Kendinize çok dikkat edin. Sağlığınıza, sıhhatinize çok dikkat edin. Aramızda hasta olan arkadaşlara da çok geçmiş olsun. İlk Nurcuğum çok geçmiş olsun. Allah şifanı versin. İnşallah Gülsüm'cüğüm sana da. Rabbim dert verip de derman aratmasın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı da eksik etmeyin. Abone olmayı da unutmayın. Hadi bakalım. Yarın çok güzel bir gün olsun.